Bir tane su alayım dolapta. Hemen al iki arkadaşı garsonu. Hazırlansın. Sen bak. Hazır zaten. Doğru. Başka şu soğur ama. Merhaba, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Merhaba, memnun oldum sizlerle bir arada olmaktan. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, ne güzel sizi görmek. Nasılsınız? Sağ olun. Evet. Başkanım. Biraz gelin. Burada mı? Evet, buradayız. Alayım. Tamam, peki. Önlük giymiş birisiyim yani, onu söyleyeyim. Çok başarılı. Çok becerikli oldum. Biraz geriye açalım. Geri çıkalım. Biraz daha geriye gelelim. Gitmeyin abi. Ya burayı boşaltıyoruz lütfen. Siz ne tarafta? Ev? Ev ne tarafta? Sultangazi'de. Tamam. Çok uzak değil. Güzel. Evet. Peki. Benden servis alacak genç. Merhaba arkadaşlar. Ne haber? İyi misiniz? Evet. Başarabileceğiz herhalde. Dur bakalım. Aynen. Biraz aşağıdan alacağız. Tek kişi bir çöpçü yoksa tek kepçe mi koyuyorsun yoksa dolduruyor musun? Tamam. Yeter mi? Yeter. Tamam. Bakalım biz bunu da becermeye çalışayım. Unutmuş olabilirim ama. Fena değil. Harikasınız başkanım. Fena sayılmaz. Çok sayılmaz. Biraz daha sıkıştırmam gerekirdi. Çok sayılmaz. Evet. Fena değil, becerdim birazcık. Tamam. Ya ben niye soruyorum size şeyden, hani başkan çok kul doldurdu, sonra az doldurdu, olmasın. Porsiyonu iyi ayarlamak için soruyorum. Siz iyisini bilirsiniz. Evet. Yeterli evet, mi bu? Evet başkanım. Tamam, peki. Harika. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tamam. Ha bir dakika, yoğurt da veriyoruz. Aynen. Harika. Şurada devam ediyoruz. Yani servis yaptım geçmişte. Ama dediğim gibi çok başarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü üstünden 25 sene geçti. Hatta 30 sene geçti. Merhaba. Merhaba. Adınız ne? Tuana. Tuana. Nerede okuyorsun? Şehremin Anadolu Lisesi. Harika. Sevgili Tuana. Karnen iyi mi? İyi. Ha? İyi. Yani güzel yüzünden başka kötü karne çıkmaz. Kalbin gibi yüzün de güzel. Yolun açık olsun sevgili Tuana. Kaçıncı sınıftasın? 11. sınıf, 12'ye geçtim. Heyecan geliyor yani. Harika. Başarmaya çalışıyorum. Çok güzel yapıyorsunuz. Öyle mi diyorsun? Evet. Buyurun. Şunu vereyim. Buyurun başkanım. Tamam. Baktım puan verecek kişi de var mı orada bak. Estağfurullah. Tuana'cığım. Haydari'yi severim başkanım. Şöyle bir de Haydari de vereyim. Harika. Evet. Tamam. Şöyle aranıza geleyim. Böyle iki güzel çalışanımızın yanında. Ne haber? Tamam sana da vereceğim ama önce
biraz daha acık. Biraz daha acıkmanı istiyorum. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bu kent lokantalarımız aslında seçim döneminde de üstünde konuştuğumuz ve bugün de gündemde olan ve İstanbul'un ihtiyacı olduğu noktasında ne yazık ki emin olduğumuz bir hat. Burada şöyle davranıyoruz. Öncelikle sosyal tesislerin ana üretim yerinde tüm hijyen kurallarına uygun üretim yapılan 3 çeşit yemekten bir de tabii salatasını ya da haydarisini sayarsak 4 çeşitten oluşan bir menüyü sunuyoruz. Tabul 4 şeklinde bu gördüğünüz biçimde servisler yapılacak bulunan lokantalarımızda. Şu anda bu gördüğünüz sistemle 29 lira fiyatla çıkıyoruz. Dediğim gibi şehrimizin özellikle öğrencilerin çok olduğu ve emek yoğun bulunan çalışanların ve özellikle ücret olarak da düşük ücretli çalışılan alanlarda kent lokantası açmaya dönük hamlelerimiz devam edecek. Burada temel amacımız gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir, hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak az önce dediğim gibi çalışan işçiler var. Özellikle işte İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi böyle sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa'da bulunduğumuz yer itibariyle aslında eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli ve çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Az önce söylediğim gibi menümüz 29 lira. Bir güzel tarafı, çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum. Her yerde söylüyorum, tabii ki biz her zaman halkımızın en ihtiyaç duyduğu anda yanındayız. Yanında olmaya çalışıyoruz, gayret edeceğiz. Ama bu kadar ekonominin insanları zorladığı anların, yoksulluğun, işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerinde bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz geliri olmadığı için aç okula gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamasın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz şu anda bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek, hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında dediğim gibi çocuklarımızı, gençlerimizi ve özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı, kent lokantalarımızı açarak onlara hijyenik, kaliteli ama aynı zamanda fiyatı uygun bir yemek erişimini sağlamış olacağız. İlk lokantamız hayırlı olsun. İkincisi Bağcılar'da hazır. Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar Şubesi'ni de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımız da sürüyor, sürecek. Özellikle Eylül ayında okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, Ekim ayında daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşehrilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, soru mu olacaktı?
bu kentte baktığım gibi bazı eleştiriler de geldi. Belediyenin işi lokanta açmak, bölgede de esnaflar olumsuz etkileri, haksız rekabet etkileri eleştiriler var. Hayır, öyle bir sorun yok. Çünkü Ekşi'de burayı tercih edecek olan insanlar bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Yarınlarda ileride henüz açıklamadık ama bazı iyi kalpli insanlarımızın burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek gençlerimiz haberi olmadan o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz insanlarımıza güvenelim. Ben lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır. Böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Biz burada sunduğumuz şey belli.